Gelirken parası olmadığı için geliyor. 50 lira, 20 lira, 30 lira aşağı alın diye gece de gelip sıraya giriyorlar. Memleket çak atta diyor. Böyle çak atta alır mı? Memleket ilerlendi. Ne ilerlemesi? Geri gidiyor. Fakir fukaranın parası alıp zengine bağışlıyor. Başka şeyi yok ki bunun. Ben 3 dönemde oyumu verdim. Halal da etmiyorum ona. Hiçbir zaman o koca bir reis olmuş büyük adam yalan söylemez. Ben buraya 6.30'da geldim. 6.30'da geldim 121. kişiyim. Geldim ben, ailem bir de yengem var. Şimdi üçümüz beraber geldik. Ramazan için 2'şer kilo kıyma için gelip burada sıra girmişiz. Bu olacak bir iş mi yani? Efendim? Kasapta 500 milyon, 499 milyon. Burada yarı fren. Ne olacak? 10 milyar alıyor, onu da kiraya veriyor. Çoluk çocuk ne yiyecek? Biz ne yiyeceğiz? Değil mi? Benim 3 tane oğlan var, hatta 5 tane. Hepsi ayrıldı gitti. İşlerini aldı, ayrıldı gitti. Baktım 250 kişi, aldığım 10 bin lira. Hani al, kuru ekmek yesen yetmiyor bu. Çoluk var, çocuk var, evde torunlar var. Babaları işsiz. Buyurun. Ev kirası 10 binden aşağı diyen yok hiçbir yerde. Ta ki köyün birinde duruyorsun da oradan buraya geliyorum ben. Saat 5.30'da yola düştüm. Buraya gelmeye. Neymiş? 1 kilo kıyma verilecekmiş. İnsan utanır. Şu görüntüye bakın bir. Görüntüyü çeksinler. İnsan utanır. Bu hükümet için söylüyorum ben. Başta olan hükümet için. Eskiden kuyruk olurdu da ne kuyruğu? Şimdi millet sokağa çıkmasın diye buraya topluyorlar. Hani eti az ucuza veriyor ki gaye sokağa çıkıp da yürüyüş falan yapmasınlar. Demirel rahmetli derdi ki yollar yürümekle aşınmaz. Kaç yaşındasın sen amca? 84. Nereden emeklisin? Sigortada. Aldığım 12 bin lira. Buyurun. Kaç kişiyi geçindiriyorsun o parayla? 4. 4 kişi. Bir de torunlar var. 3 de torun var. Onlar okula gidiyor. Babaları işsiz. Buyurun. Ne yiyecekler bunlar? Ben kalkarken sofrada doymadan kalkıyorum. Önce çocuklar yesin diye. Evet. Durum bundan ibaret. Bunların keyfinden gelen burada hiçbir kimse yok yani. Biliyorum. 530 kasapta kıymanın kilosu. Burada 219 diye gösteriyor. Hani duyuyordum ama gelmemişti. Evde torun para istiyor. Okula gidecek. Para yok. Para. Harcayı benden istiyor torun. Ben yesem karnımı doyursam eğer torun aç kalacak. Kıymayı bir defa çocuklar ayda görmüyor. Görmüyor. Ben 200 gram, 100 gram kıyma alıyorum. Tanıdık bir bakkal, kasap onun için veriyor. 200 gram. Bu kadar sıra, bu kadar yani yerimiz mi yok? Başka yerlere de açın. Bu millet, vatandaş beklemesin. Zaten bir emekliler alıyor. Zengin işini görüyor. Emekliler, fakirler alıyor. Bu kadar sıra bekletmenin bir alemi yok. Başbakanımıza da söylüyorum. Buranın şeysine de söylüyorum, Maksum Yavaş'a da söylüyorum. Atsın yerleri, milletleri bekletmesin bu Önceden kadar. Önceden nereye gidiyordunuz? Burada açılınca geliyoruz. Perşembe günü geldim, sıra daha çoğdu. Almadan geri döndüm. Bugün yine kuyruğun sonundasın. Yine sonundayım, ne yapayım bekleyeceğim. Alamazsan ne olacak bugün? Yine döneceğim. Daha erken gelemiyor musun peki buraya? Zaten namazı kıldık çıktık. Kuyruğa bak. Musun karanlıkta gelmiyor? Ne yapayım? Ne yapabilirsin? Önümüzde Ramazan. Mecbur alacağım. Emeklilik var mı senin? Var. Emekli. Ne kadar emekli maaşın? Şimdiden alıyorum. 9. Geçinebiliyor musun? İdare ediyorum. Evimde kira. Tek başına mı yaşıyorsun? Yanımda bir de torunum var. O şimdi askerde. Saydı ne yapacaktı? Gene yağmurun altında duracağız. Niye? Bir dirhem et için. Ya kendiler ama sarayda bol bol her şeyi yiyorlar. Ya emekliye bir şey vermedi. Ben 5.5 alıyorum ölüm aylığı. Nasıl geçineceğim?
Haydi. 5,5. Emekli aylığı mı? Ölüm aylığı beyim de. Nasıl geçireceğim? Yoksa buraya gelir miydim? Ya bu yaşta. Eviniz kira mı peki? Evim kira. Oğlum karşılıyor. Şimdi oğlumdan habersiz çıktım geldim. Ya sırf et için. Ramazan'da bir parçacık et yiyeyim diye. Ya görmüyor işte milletin halini. Diyoruz altısında geliyoruz. Geç gelirsek de kalmıyor. Kalmıyor ya. Mesela bugün erken geldim dedim gene de bak sıraya. Ya. Otobüs bulabiliyor musunuz o saatte? Otobüs geliyor. Otobüs geliyor. Nereden geliyorsunuz? Dikmen'den. Dikmen'den. Ne yapayım başka yer yok ki. Daha dayağına buraya duruyor. Bunu böylece başdağlara götürmeniz gerekir. Başdağlara. Yesinler de görsünler. Kendileri paşa gibi iyi biçip yatıyorlar. Milletin hakkını da yiyorlar. Ondan sonra da 10 milyona da fazla vermem diyorlar. Çetelere veriyorlar, bütün dolduruyorlar paraları. Halka geldi, şu halka gelince hepsi de fakir gitti. Bunları götürmeniz lazım kızım onlara. Adalet yok, adalet. Ama kalmayacak, bu eşkıyalık da kalmayacak. Bu eşkıyalık onlara da kalmayacak. Biz emeklileri mezara girmeden öldürüyor bu devlet. Kesin yani. Bunu yayınlanırsanız gerçekten sevinirim. Bu ne? Sabah namazını kıldık buraya et kuyruğuna girdik. Şu hale bak. 250 kişi. Yazık günahtır ya. Her mahalleye veya iki mahalleye böyle bir şube açsalar daha rahat etmez mi insanlar? Nereden geldiniz amca? Ta Aydınlık evlerin orada. Kaçta kaldık geldiniz sabah? İşte ya. 6'ydı. 6'ydı. 6.30'da otobüse bindik. Buraya geleli de bir saati geçti. Şimdi buraya gelip sıraya mı giriyorsunuz yoksa numara mı alıyorsunuz? Biz gelene de sıra dolmuş. Sıraya girdik. Eğer kalırsa alacağız. Kalmazsa eve. Buradayız. Biz Allah razı da olmasın. Yasın partileri dolanana kadar yasın halkı bir dolansın yasın dolaştın. Milletin halkı görsün. Yazık. Ben 10 bin lira maaş alıyorum. Benim eşim sigortada da faydalanamıyor. Göz tedavisi yapılıyor. İki yine vurur 10 milyar. Sigorta karşılamıyor. Şu milletten 3'ten beri buradayım. 1 kilo atasın. Kaçtan beri? 3'ten beri buradayım ben. Gece 3'ten. Ha, 170 lira da aldım. Nasıl gece 3'te nasıl geldiniz? Arkadaşlar arabasına geldik. Aldık geldik sıraya girmek istiyor. Yoksa... Kaçıncı sıradasınız? Ben 137 sıradayım. 3'te gelmenize rağmen... Evet. O zaman da geldi. Daha erken gelenler olmuş. Ha? Yani daha erkenden de geliyor. Evet. Burada kalıyorlar ya. Et koyuyorlar. Kaçta geldiniz siz buraya? Ben sabah saat 6'da geldim. Ama nereden geldiniz? Çankaya tarafından geldim. Aha. Pasaportta ne sorayım? 1000 lira erken. Pasaportta 600 lira. Burada sorayım ben. Burada ne kadar? Benim maaşım olmuş 12,5 lira. Pasaportmuş 600 lira. Bunun nesini yiyeyim? Nesine bakayım? Maaşınız niye o kadar az peki? Onu devlete sormak lazım. Maaşım neden böyle az? Ama ben buna katılıyorum. Bu devletin hatası. Devletin ayıbı. 35 sene çalışmışım bu. 13 bin lirayı mı hak ettiniz peki? Evet. Hak ettiğiniz bu mu sizce? Demek ki bu kadar hak etmişler. Kaderimiz buymuş, şansımız bu. Bunu yapacak bir şey yok yani. Et kuyruğundayım şu anda. Üzmüyor mu bu sizi bu yaşta? Üzülmez olur mu? Ben 76 yaşındayım. 76 yaşındayım. Niye geldim bu etkiliğe? Amacımız ne? Bu devletin hatası. Devletin kimsenin değil. WhatsApp'ta 600 bin lira. Buradaki 250 bin lira veriyor. Yarı yarıya. Onun için kuyruktan. Ertin WhatsApp'ında da dese ki yani bu devletin hükümetin hatası. Zapta yok. Bir şey yok. Bir kanun yok. Adalet yok. Al ister al ister alma. 600 lira kendi al. Kendi alıyor 150 bin lira maaşı. Ben alıyorum 10 bin lira maaşı. 11 bin lira alıyor. Geçinebiliyor musun? Nerede geçinebiliyor? Geçinsen ne yapıyor da kuyruğu bekliyor. Zor gelmiyor mu bu yaşta böyle kuyrukta? Mecbur ne yapalım? Etin 600 kilo alamazdım 10 bin lirayla. Ben nasıl et yiyeceğim? Ramazan da geliyor. Ramazan geliyor işte. Ramazan için 1-2 kilo alacağız. İle ilere ineceğiz. Başka bir çare yok. Sen gerçekten zoruna gidiyor. 35 sene çalış.
gelmiş etin peşine düş. Yani aldığın zaman da çok büyük bir şeymiş gibi böyle. Yani bir kahraman gibi gidiyorsun eve. Çünkü bir kiret almışsın ya. Tabii zoruna gidiyorsun sen ya. Soğuk. Yani konuşacak çok şey var da. Allah yardım etsin. Ev ihtiyaçlarını giderme. Kiranı verme. Etini alma. Erzaklarını alma. Evde otur. Emekliyiz ya. Geçinir canım. Harika geçinir. Aldığın paranın karşısına sen ona göre sat yapacaksın değil mi? Cebinde fazla para olursa atarsın kenara. Fazla parayı bırak. Ya çocuk harç istediği zaman okuldan okuyan öğrenci. Veremeyince sen zoruna gidiyor. Vermeyince de bu sefer mahcup oluyorsun çocuğuna karşı. Babam bana para vermiyor, harçlık vermiyor. Annem bana harçlık vermiyor. Bu sefer çocuğa karşı bir negatif yönün olmuş oluyor. Baba bana harçlık vermedi. Ne yaparım yani? Hırsızlık mı yaparım? Yani. Hayır, kayda değmez insanlar görünüyor ama emekliler. Ama bu insanlar bak bir sürü insan. Bir tane genç gördünüz mü? Bir tane genç var mı ya? Hep bir ihtiyaç ama. Bir kiret için gelmiyor. Yani üç kuruş kenarda kalsın ki ay başını idare etmeye çalışayım diye ama o mümkün değil. Mümkün atıyor.